Arkadaşlar merhaba. Alanya Kestel'de dolaşıyorum. Havuz yapmak çok maliyetli aslında. Bir de onların kışın bile bakımı olması gerekir. Her sene. Bu ev müstakil galiba arkadaşlar. Hemen karşıdaki ev. Kendi tarzlarında bir bina yaptırmışlar. Güzel bir bina ama. Bakın apartman yapılacağına bu şekilde müstakil evler yapılsa daha iyi. Green villaymış. Arkadaşlar çok güzel bir bina. Bakın balkonu kocaman. Yazın kesin burada oturuyorlardır ama pergolesi yok. Dışarı bakalım. Şu anda oturan yok anladığım kadarıyla. Adamların kendi villası. Çok güzel. Bu bina gerçekten çok güzel. Yapıldı mı böyle ev yapılacak. Havuzu falan var, küçük bir havuz. Kamerası da vardır, beni çıkıyordur kesin eminim. Oo, kocaman da havuzu var. Çok şirin bir bina arkadaşlar. Gerçekten çok güzelmiş. Yani şu karşıdaki apartmanda oturmaktansa böyle bir binada oturmak çok daha mantıklı ve güzel. Kestel'in sokaklarında dolaşmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bakın apartmanın bahçesi, havuzu falan tertemiz havuz. Şu karşıdaki apartmanın arkadaşlar. Benim Alanya'da evim olsa, yani çalışan insan için değil tabii ki. Kışları Alanya'da otururum, yazları hangi memleketteysem giderim orada otururum. Kışın Alanya sıcak oluyor. Öyle çok fazla soğuk olmuyor kışın. Şimdi ben bir aydır falan İzmir'de yün yorganı çıkarttım. Ekim'in başından beri yorganla yatıyorum. Ama burada çarşafla akşamları yatıyorum. Yani o kadar Alanya ile İzmir arasında fark var.
Bakın suyu çekmişler arkadaşlar. Deniz hemen şurada. Yani havuz çocuklar için genelde. Hani insanlar, yüzme bilenler denize gidiyorlar. Şu apartmanı ne kadar kötü yapmışlar arkadaşlar. Otel gibi. Eski apartman. Mutlaka ilk yapılan apartmanlardandır. Hemen çocuk parkı var arkadaşlar. Karşıya geçelim. Büyükler için de gerçi spor aletleri var ama bunlarda spor yapmak aslında tehlikeli. Standart değil. Herkesin boyu aynı değil, kilosu aynı değil, bacak uzunluğu aynı değil. Deniz kortu varmış. O güzel. Alanya Belediyesi Kesten Çocuk Parkı. Ya bu kesten mi kesten mi? Çok ilginç. Burada kesten yazıyor. Başka yerlerde kester yazıyor. Bu kadar hatalı olur mu? Camide kesten yazıyor herhalde. Tenis kortunun olması çok güzel. Basket potaları da varmış. Yalnız kestel biraz mahrumiyet bağlıyorsa arkadaşlar. Öyle çarşısı falan yok. O merkezdeki çarşı da çarşı değil aslında. Bir iki tane berber falan var. Onun haricinde bir tane falan manav var. Kestel'de alışveriş yapabileceğiniz doğru düzgün bir tek şu market var. Başka da bir şey yok. Hepsi Mahmutlar tarafında. Yürüyerek en az 20 dakikada gidiyorsunuz. Hatta arabayla problem değil de arabanız yoksa yürüyerek en az 20 dakika yürümeniz gerekiyor. Ondan sonra alışveriş yerleri, marketler falan başlıyor. Akşamları sürekli bir şeyler yakıyorlar arkadaşlar bahçelerde. Bakın karşıda dumanı görüyor musunuz bilmiyorum. Muz bahçelerinde falan sürekli yakıyorlar bir şeyler ama hangi amaçla yaktıklarını bilmiyorum. Hemen karşıdaki yolun arkası
Deniz arkadaşlar. İnsanlar denizden dönüyorlar. Yüzmekten. B11'ler çok güzel arkadaşlar. Burada her bahçede B11 var. Bahçeyi de çok güzel yapmışlar. Çok güzel düzenlemişler. Beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Esenlik dolu sağlıklı günler diliyorum.